Merhabalar, Silivri'nin Sesi TV'de bugünkü konuğumuz Mektebim Koleji Silivri Kampüsü Müdürü Serdar Şeker. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. Sağ olun Kaan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz Kolay. ara tatilde ama şu anda biz okuldayız. Devam ediyoruz çalışmalarımıza. Kolay gelsin. Evet, ilk sorum da zaten bu ara tatille ilgili olacak. Biz eski nesiller çok alışkın değiliz ama yeni sistemde çeyreklere bölünmüş durumda bir eğitim yılı ve cuma günü öğrenciler ilk çeyreği bitirdiler ve bir haftalık tatile girdiler. Siz bir eğitimci olarak ilk çeyrekteki performansınızı değerlendiriyorsunuz. Bu konudaki yorumunuz nedir? Tahmin ediyorum yakın jenerasyondan olsak gerektir Kaan Bey. Bizim dönemimizde dediğiniz gibi ara tatil olayı yoktu. Son 5-6 yıldır uygulanan ki aslında da dünyayla entegrasyon noktasında da doğru bulmuş olduğumuz uygulamalardan bir tanesi ara tatil kavramı. Çocuklarımıza ara ara es vermek gerekiyor. Hatta bunun devamında keşke yaz tatillerimizi bir miktar daha kısabilsek, azaltabilsek. Çünkü dünyada ülke olarak çocuklarına, öğrencilerine en çok tatil veren ülkelerden biriyiz. Halen öyleyiz. Ara tatil öncesinde neler yaptık? Nasıl geçti? Özellikle pandemi sonrasında ülkemizdeki eğitim süreçlerinin tabii ki bize özgü noktada baktığımızda özel öğretim anlamındaki özel okulların eğitim süreçleri pandemi döneminde bir hayli zor geçmişti. Geçen sene biraz pandeminin gölgesinde geçen bir yıl oldu ama artık neredeyse tümüyle pandeminin uygulamalarından, pandemi devam ediyor, bununla ilgili hassasiyetimiz de devam ediyor ama pandeminin ulusal ya da evrensel uygulamalarından bir miktar daha rahat bir şekilde eğitim öğretime başlamış olduğumuz bir sene oldu. Bu da bizim pandemi öncesindeki normlarımıza, pandemi öncesindeki affedersiniz, uygulamalarımıza dönmemize vesile oldu. Ve biz de artık eğitimin, öğretimin okulun dışına taşırılması noktasındaki çalışmalarımıza hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde başladık diğer bütün okullar gibi. Bizim amacımız şu Kaan Bey, biz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin eğitim, öğretim çalışmalarını sınıflarının dışına taşırmak istiyoruz. Sınıflarının dışına okulun bahçesine taşısınlar, onun da dışına sokağa taşısınlar, onun da dışına bulundukları lokasyonda neresiyse artık coğrafi anlamda oraya taşısınlar istiyoruz. Bu bağlamda ama tarih derslerinde, ama sosyal bilgiler derslerinde, ama fen derslerinde, ama matematik derslerinde çocuklarımız doğayla iç içe ya da tarihse eğer arkeolojik alanlarda ki Silivri'miz bu konuda son derece müsait, kale gibi bir arkeolojik alanımız var. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı alıp iki kez kalede arkeolojik alanlarda derslerini bizzat çocuklara göstererek işlediler. Sosyal bilgilerde, coğrafyada falezlerimiz var biliyorsunuz. Silivri'de öğretmenimiz çocuklarımızı alıp falezlerde bu konuyu işlediler. Laboratuvarlarımızda bizzat Silivri'mizdeki bu işe bakan alanlara esnafımıza uğrayarak öğretmenlerimiz beyinse beyin, ciğerse ciğer değişik hayvan numuneleri üzerinde çocuklarımızın çalışmalarını sağlamaya başladık. Matematik dersinde öğretmenlerimiz çocuklarımızı alıp bağda, bahçede okulumuz buna müsait ya da okulun dışında çalışmalarla mümkün olduğunca eğitimi dışarıya taşırmanın çocuklarımızın hem yaşayarak görerek öğrenebileceği eğitimin dışında eğlenebileceği mekanlara dönüştürebilmek için okulumuzu, çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda da tabii ki henüz bitiremediğimiz, tamamlamadığımız, hedefleyip çalışmalarımız var. Ayaklarımızı yere basarak konuşmalıyız her türlü. Ama büyük ölçüde hedeflemiş olduğumuz birinci periyot uygulamalarının tamamını gerçekleştirdik diyebilirim. Çok güzel. Bu arada iki okula giden iki çocuk babasıyım. Bu yaz tatilini kısaltma ile ilgili fikrinizi duyarlarsa hiç memnun olmazlar. Öğrenciler her Yani zaman biliyorsunuz, çocuklar her zaman daha çok tatil, daha fazla tatil peşindeler. kesinlikle bunun doğru bir, daha doğrusu bilimsel de bir açıklaması var. Çocuklar tatili neden sever? Eğlenirler. Okulları biz eğlence mekanlarını, az önce söylemiş olduğum çerçeve bu. Okulları bizim çocukların da eğlenebileceği mekanlara dönüştürürsek aslında o eğlenceyi çocuklar okulda da gerçekleştirebilirler büyük Evet. ölçüde. Hocam sizin Mektebim Koleji olarak, Silivri Kampüsü olarak kaç öğrenciniz var? Biraz kampüsten, okulunuzdan bahseder misiniz izleyenlerimize? Tabii ki, tabii ki. Silivri Mektebim şu an içinde bulunmuş olduğumuz kampüste 2018'den itibaren varlığı aslında devamlılığı 2011'e kadar gidiyor ama kuruluşu 2018'den itibaren Silivri Mektebim kampüsünde yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini devam ediyoruz. Okulumuz aslında binamız okul olarak yapılmış bir okul olduğundan dolayı, bina olduğundan dolayı eğitim öğretim süreçleriyle ilgili öğrencilerin de öğretmenlerin de velilerin de ihtiyaç duyduğu bütün donanıma sahip.
Yani tenis kortlarından basketbol sahalarına kadar, işte revirinden laboratuvarların her türlü laboratuvarına kadar, yüzme havuzundan buz patenine kadar, çok değişik sera alanından atölyelerine kadar farklı düzlemlerde, farklı derslerle ilgili çok çeşitlilik barındıran bir okul. Bu okulumuzda bizim bu sene 450 civarında öğrencimiz var. Ve bu 450 civarında öğrencimizin sene başında şöyle bir hedef belirlemiştik biz kendimize, yönetici arkadaşlar ve öğretmenler olarak. Bu sene Silivri Mektebi'nin mottosu şuydu: öğrencisi mutlu, öğretmeni mutlu, velisi mutlu okul şeklinde düşünmüştük. Bunu yarı yıl tatil, ara tatillere yakın dönemlerde bütün okullar gibi biz de veli toplantısı yapıyoruz Kaan Bey. Yanlış hatırlamıyorsam 5 Kasım'da bir veli toplantısı düzenledik, cumartesi günü. Ve ben 27 yıllık bir eğitimciyim, matematik öğretmeniyim. Ve bizim her 100 velimizin 74'ü bu toplantıya katıldı Kaan Bey. Bugüne kadar benim 27 yıllık, artık çeyrek asırı geçiyorum biraz, görmüş olduğum en yüksek katılımlı veli toplantısıydı bu. Ve biz genellikle okullarda şöyle düşünürüz. Yani eğer velilerimizin %50'si toplantıya katıldıysa, evet, başarılı bir toplantı geçirdik deriz. Ama %74 gibi bir katılım oldu. Buradan biz şunu anlıyoruz: velilerimiz gerçekten de okulumuzda uygulanan uygulamalardan, eğitimden umutlu ve bekleyiş içerisinde, bunun bilgisini almak istiyor. Velilerimiz öğretmenlerinin çocukları hakkındaki görüşlerini merak ediyor. Velilerimiz okullarını önemsiyor ve okullarından son derece umutlular. Bu bağlamda bu katılımın yüksekliği, son veri olarak söylüyorum bunu, bu katılımın yüksekliği okulumuzun velilerinin mutluluğu konusunda, öğretmenlerimizin mutluluğu konusunda da benzer şeyler söyleyebilirim. Öğrencilerimiz son derece, zaten dışarıya yönlendirmiş olduğumuz etkinliklerde olsun, içeride yapmış olduğumuz etkinliklerde olsun, son derece mutlular. Ve koşa koşa okulumuza geliyorlar. Sabahları, her sabah ben çocuklarımı muhakkak karşılarım okulumuzun kapısında. Bu karşılama esnasında da çocuklarımızın okula gelişlerini görebildiğimden dolayı mutlu bir okul tablosu oluştu bu sene, şükür ki. Ve bunu da önümüzdeki yıllara ulaştırmanın hedefi içerisindeyiz hızlıca. Evet. Önümüzdeki yıllardan bahsetmişken mektebim koleji olarak, mektebim okulları olarak önümüzdeki yıllar için ve eğitim döneminin geri kalanı için planlarınız, projeleriniz nelerdir? Şimdi bu az önce çizmiş olduğum çerçeve içerisinde çocukların, velilerin ve öğretmenlerin mutluluğu için tabii bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bunların başında ne var? Eğitsel anlamda koymuş olduğumuz hedeflerin bir bir gerçekleşmesi var. Bu çocuklarda bir davranış değişikliğini, olumlu anlamda davranış değişikliği, akademik anlamda davranış değişikliği oluşturabilmeyi iyi hedefliyoruz. Özellikle üst büyük sınıflarda, yani ortaokuldan itibaren çocuklarımızın akademik gelişimi bizim için çok kıymetli. Ben okul yöneticisi olarak hem kademe müdürlerimi hem rehber öğretmenlerimi 15 günlük periyotlarla muhakkak toplar ve her sınıf için öğrenci öğrenci, geçtiğimiz süreçte hangi testleri, hangi deneme sınavlarını, hangi yazılıları varsa eğer uyguladık ve çocuklarda ne tür gelişimler elde ettik, bunları aileleriyle ne şekilde paylaştık. Akademik konular. Davranışsal anlamda çocuklar yine tek tek üzerinde durarak, odağa alarak bu çocukla ilgili ne tür şeyler yaşadık, yaşadık mı, olumlu ya da olumsuz. Aileleriyle ne tür iletişimde bulunduk? Yaşanan herhangi bir kritik durum varsa bununla ilgili ne tür çareler ürettik? Bunu üzerinde durur konuşuruz. Bizim eğitimciler olarak şöyle bir aslında algoritmamız var. Birincisi tespit, ikincisi o tespitle ilgili okul olarak yaptığımız şeyler, üçüncüsü de yapılan şeylerden sonra aileye düşen görev nedir bu sürecin tamamlanabilmesi için? Bu bağlamda bu algoritmanın tamamlanabilmesi ve olası bir olumlu ya da olumsuz bir durumda çocuğun veya öğrencinin istenen düzlem içerisinde kalabilmesi noktasındaki çalışmalarımızı yürütüp devam ederiz. Bu anlamda da bu başarılı sonuçları elde ettiğimizde de zaten öğrencisi, öğretmeni, velisi mutlu bir okul olarak karşımıza çıkıyor mektebimde. Bizim tabii ki her sene gelenekselleşmiş uygulamalarımız var. Bunlardan bir tanesi Silivri'de sürekli yapmış olduğumuz için biliyorum, MacFest uygulamamız. Yine Mayıs ayında bir aksilik olmaz ise eğer, Mayıs ayında okulumuzun bahçesinde, siz de okulumuza geldiniz biliyorsunuz, Silivri'li dostlarımız da bilir, okulumuzun genişçe bir bahçesi var. Bunu biz bir panayır alanına, festival alanına dönüştürüp orada gün boyunca tam gün sürecek şekilde farklı farklı etkinliklerin yapıldığı, yeme içme mekanlarının oluşturulduğu, günün sonunda da mezuniyetimizin yapıldığı, onun arkasında da iyi bir ulusal bilinen bir sanatçının konseriyle taşlandırmış olduğumuz bir gecemiz var. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Takip eden süreç içerisinde hem 8. sınıflarımızda hem 12. sınıflarımızda çocuklarımız ulusal sınavlara girecekler. Burada bir akademik başarı bekliyoruz ki şu anda tabii ki isimlerini vermek hem çocuklarımızı düşünsel anlamda baskı altına alır. Senenin sonunda Silivri'mizin adını yine vitrinlere çıkarabilecek, yine haberlere çıkarabilecek aday çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın
bu şekilde dereceler elde etmesi. Geri kalan çocuklarımızın da hedeflemiş oldukları okullara yerleşebilmeleri için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mesela bugün ara tatildeyiz şu anda ama bizim çocuklarımız okula geliyor. Sınav grubundaki çocuklarımız okula geliyorlar. Ve öğretmenleriyle tekrar çalışması yapıyorlar. Deneme sınavlarına giriyorlar. Çözemedikleri soruları tekrar öğretmenlerle çözüyorlar. Ve sınavı kesintiye uğratmıyorlar kesinlikle. Sınav hazırlıklarını kesintiye uğratmıyorlar. Devamında Teknofest gibi, TÜBİTAK yarışmaları gibi, Thales gibi farklı farklı ulusal yarışmalar var. Bizim şöyle bir hedefimiz var öğrencilerde akademik anlamda. Her öğrencimiz muhakkak yıl boyunca bir ulusal bir uluslararası yarışma deneyimi kazanmasını istiyoruz. Şu ana kadar çocuklarımız Karibu mu dersiniz, işte Kanguru başvuruları mı dersiniz, Thales başvuruları mı dersiniz, Urfo'du Rus kökenli bir yarışmadır, ulusal evrensel bir yarışmadır, bütün Avrupa'da uygulanır. Bu yarışmalara çocuklarımız başvurularını gerçekleştirdiler ve sırası geldiğinde sırasıyla da bu sınavlara girecekler. Bazı yarışmalar ulusal olarak gerçekleşiyor. TÜBİTAK gibi, Thales gibi, Teknofest gibi proje yarışmaları. Bunlara da başvurulan arkadaşlarımız takım olarak gerçekleştirdi. Ve sırası geldikçe Mart'tan itibaren bu yarışmalara da dahil olacaklar. Şu anda hem kulüp çalışmalarında, hem ders çalışmalarında, hem akademik çalışmalarda çocuklarımız bu tarz yarışmalara devam ediyorlar. Biz çocuklarımızın akademik olarak elde ettikleri şeylerin, başarıların onların karakterlerine de önemli katkılarda bulunduğunu düşünüyoruz. Ve bu mutluluk silsile halinde bütün çocuklarımızdan öğretmenlerimize, oradan da velilerimize geçecek şekilde bütün okulun mutlu bir şekilde yılını tamamlamasını sağladığını düşünüyoruz. Çok güzel. Hocam son olarak öğrencilere mesajınız nedir? Şimdi önümüzde aslında yıla bakıyoruz. 9 aylık bir eğitim öğretim sürecimiz var yıl içerisinde ama geçtiğimiz veda ederken de öğrencilerime son toplantıda söyledim, ifade ettim. Okul çok hızlı ilerliyor. Birinci dönem nispeten yavaş ilerler, ikinci dönem çok daha hızlı bir şekilde akar. Göz açıp kapayıncaya kadar süreçler tamamlanabiliyor. Onun için iyi bir planlamayla okul tabii ki baştan sona zaten bir planlar bütünüdür. Okul zaten planlıyor birçok çalışmayı. Öğrencilerin de kendi yaşamlarında iyi bir planlamayla seneyi takip etmelerini, devam etmelerini gerektiğini düşünüyorum ve konuyu sadece akademik düzlemde değerlendirmemelerini önemsiyorum. Şimdi Silivri'de değerli bir alışveriş merkezimizde biz 3 tür etkinlik içerisinde bulunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda Atatürk karikatürleri sergisi düzenlemiştik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda öğrencilerimizin bizzat çizmiş olduğu Atatürk portreleri sergisi düzenledik ve konser verdik. En sonunda 10 Kasım'da da Atatürk'ün son balosunu, Bursa'da yaşanan son balo olayını çocuklarımız canlandırdılar. Hem okuldaki etkinliğimizde canlandırdılar, o canlandırmayı bir de AVM'de gerçekleştirdiler sergi esnasında. O çocuklarımız hani konserlerde bis denir ya, sanatçı kulise gider geri çağrılır, kulise gider tekrar geriye çağrılır. Bir gösteri yapmak için AVM'ye gittik. Çocuklarımız 3 gösteri yapmak durumunda kaldı. Seyircilerin ve AVM mağaza sahiplerinin isteği, çalışanların isteği üzerine. Çocuklarımızın bu çalışmalarda elde ettikleri başarılar ve kendilerinde duydukları tatmin akademik başarılardan çok çok daha fazlasını yaşatıyor. Onun için bütün çocuklarımızı muhakkak ki bu tarz etkinliklerin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Ve biz her özel günde muhakkak Silivrililerin karşısında çocuklarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Bizim okulumuzun programlarında öğretmenler sunuculuk yapmaz Kaan Bey. 8 yaşından 17 yaşına kadar bütün programlarımızın sunuculuğunu öğrencilerimiz yapar. İngilizce sunum yapılacaksa da öğrencilerimiz sunar. Türkçe sunum yapılacaksa da öğrencilerimiz sunar. Ki çocuklarımızın kitleye hitabı noktasında onların gelişimlerine katkıda bulunmak bizim için asıl amacımız. İlk hedefimiz çocuklarımıza bizim çarpanları ayırma, toplama, çıkarma anlatmak değil. İlk amacımız çocukların okul sonrasındaki yaşamlarında onların heybelerini konabilecek yetkinlikler onlara yükleyebilmek. Bunu yapmaya gayret ediyoruz ve biz okul olarak bunu önemsiyoruz. Çocuklarımızın da bunu önemsemelerini. Sadece mektebim öğrencileri için söylemiyorum. Başka okulların öğrencilerinin de bunun üzerinde yoğunlaşmalarını şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum Serdar Hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi Çok öğretim sağ olun. Ben de bu günleri diliyorum. fırsatı bana verdiğiniz için, yarattığınız için bu fırsatı çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.